güzel günde hepiniz hoş geldiniz. Nikaha geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Fatma Girik benim hayatımda önemli yeri olan bir arkadaşım. Bugün de Fatma Girik'in nikahını kırmak bana nasip oldu. Kendisiyle belediye başkanlığı döneminde siyaseten karşılaştık. O tarihte ilçe başkanlığıyla. O gün bugün de çok sevdiğim, gerçekten bugünleri görünce Fatma'nın zamanında gelen yönetimlerde çok önemli işler yaptığımızı da buradan ifade etmem lazım. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Çok değerli, kıymetli hem sanat dünyasında hem de aldığı görev süresi içerisinde çok kıymetli işler yapmıştır Şişli'ye. Onun koltuğunda oturmak da ayrıca benim için ayrı bir şeyler olduğunu fark etmiştim. Şimdi bu güzel günde, bu güzel ortamda gerçekten kız tarafıyım ama tabii erkek tarafını da tanıyınca ailemize iyi günler. Hoş ve çok güzel tanıştım. Kendilerine de aldım ve sohbet ettim. Gerçekten iki güzel aile bir araya gelip ömür boyu kutlu olmalarını önceden söyleyeyim. Şimdi şahitleri tanıdık. Ailemize de müracaat ettiniz. Biz de çok inceledik. Yani bir şey bulabilir miyiz? Bulamadık. Diyeceğim abi. Ha? Şimdi biraz kolay sorular soracağım. Oradan heyecanınızı yeneriz, olur mu? Evet, ben şimdi öncelikle kızımızdan başlayayım. Adını soyadınız? Ece Fatma Girik. Anne adı? Aysun Girik. Baba adı? Günay Girik. Peki. Nasıl? Rahatlıyoruz değil mi? Çok çalıştığımız yerden sonra. Evet. Şimdi oğlumuzun anne adı? Özer Susesi. Baba adı? Özer Susesi. Adınız, soyadınız? Anıl Susesi. Çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi damatla gelirde şu anda çok rahatladılar. Biz de güzel şahitlerle birlikte onları ömür boyu mutlu olmak üzere biraz sonra imzalarını aldıktan sonra her şey gönüllerince olacağı bir dünyada birlikte yaşamalarını diliyorum. Şimdi Ece Fatma Girik, benim için Fatma Girik önemli. Sen de Fatma Girik hakkında taşıyorsun, çok ağır birisi. Ne düşünüyorsun? Birkaç cümle eder misin? Evet, tamam, zorlanıyorum. O zaman sevgili Ece Fatma Girik, Anıl Susesi'nin hiç kimsenin etkisi altında kalmadan ömür boyu mutlu olmak üzere eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Anıl Susesi, bu güzel kızımız Ece Fatma Girik'i ömür boyu mutlu olmak üzere eş olarak kabul ediyor musun? Evet. İlhan sizden de şahitlik istiyoruz. Seve seve Fatma Girik'in eşi şahit olmayı kabul ediyorum. Evet, Fatma Girik'in siyaseten yaptıklarını söylediniz ama o Türk sinemasının dev bir sanatçısı, yeri hiçbir zaman doldurulmayacak. Değerlimiz, her şeyimiz. Bugün o aramızda olmadığı için ben onu temsil ediyorum ve Ece'me ömür boyu mutluluklar diliyorum. Eşimle en az Anıl'la beraber benim kadar mutlu olmamı temenni ediyorum. Evet. Bir yanında yine Fatma Hanım'la siyaset yapan bir hanım var. Ona da fikirlerini soralım. Efendim, Allah'ın bir araya getirdiği iki çifti, Susesi ve Girik ailelerini önce kutluyorum, ne güzel hep beraber mürvetlerini gördüm. Nice mürvetlerini gördüm. Allah'a emanet ediyorum ikisini de. Ne diyeyim? Allah'ın bir araya getirdiği çiftleri. Çünkü insanlar hayatları boyunca kalplerine karşı kalp ararlarmış. kalplerine karşı kalbi bulduklarında dünyada ve ahirette arkadaş, dost, sevgili olurlarmış. Ben iki cihanda mutluluklar veriyorum. Mutlu olsunlar, sağlıklı yaşasınlar, biz de mümkünlerimizi görüyoruz. Evet, sayın doktor, görüşürüz. Ben babalarını uzun zamandan beri tanıyorum. Artık ben iyi dost oldum. Ece'ye de anılar. İlk günü ömür boyunca mutluluklar diliyorum. Hep resim olsun. Ben de senede ayar sonu mutlu ve ömür geçirmeye başlıyorum. Hayırlı durumunu sanıyorum sana. Evet, sevgili Ece, senden başlayalım. İlk sözü sen söylediğine göre ilk imzayla sen at. Nerede? Artmamış şurada rica ediniz. Evet, sevgili Anıl. Sizler başlayalım şurası. Yalnızca şurası sizler başlayalım. Şurası var. Evet. Asıl şimdi önemli. Ben de sanat dünyasının gerçekten yıldızı olan iki sanatçı arkadaşımız, biri Fatma Girik, biri Günay Girik. Tabii o kuşağın çok önemli sanatçıları var ama ben bu güzel kızımı ve annem oğlumuzun ömür boyu mutlu olmalarını derken ben Hülya Hanım'a bu. Ben de sizin gibi çok mutluyum. Eşimin adı da Hülya. 41 yılında evliyim. Yani o yüzden bu nikah cüzdanını sizin vermenizi rica ediyorum. Ömür boyu mutluluklar dileyerek.